Kış büyük geliyor. Nara gidelim. Soğudu günlerin yüzü. Nara gidelim. Narın bir diyeceği olur da bize. Açılır bin bir güzel yüz. Nara gidelim. Kızının ismini nar koyan bir şair, imgeci bir şair. Nar biliyorsunuz ki hem kültürümüzde hem de edebiyatta çok kıymetli bir yeri var. Nara imge atfeden bir şair bu dönemde. Kimdir? Haydar Ergülen'dir. 80 sonrası şiire hızlı bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir dönem çünkü soru gelme potansiyeli oldukça yüksek bir dönem. 80 sonrası şiir dediğimde kimleri göreceğiz? Önce bir ekran fotoğrafını almak isteyenler bir alsın. Ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Özgün ve imgece bir şiir anlayışı göreceğiz. Artık burada öyle toplumsal konulara falan yer olmayacak. Bireysel konular ön planda olacak. Şairler ikinci yeni etkisini devam ettirecekler. Ve genel manada noktalama işaretlerini ve büyük harfleri de artık kullanmayalım diyecekler. Ve bunu yoğun olarak Haydar Ergülen'de de görmüş olacağız arkadaşlar. Haydar Ergülen bir gün Cemal Süreya ile otururken, "Abi senin Üvercin Kan'ın ikinci baskısını Şiir Atı dergisinde yayınlamak istiyorum. Buna ne dersin?" der. Ve o anda Cemal Süreya hüngür hüngür ağlamaya başlar. Ve der ki, "Üvercin Kan'ı çıkardıktan sonra bana kimse böyle bir teklifte bulunmadı." Dolayısıyla Haydar Ergülen'le Cemal Süreya'nın arası çok yakındır. Haydar Ergülen, Cemal Süreya'ya abi diyen bir adamdır. Çok önemli bir şair. Hala yaşıyor arkadaşlar. Çeşitli üniversitelerde ders vermeye devam ediyor. Başlangıçta sosyoloji bölümünü bitirmesine karşın edebiyata duyduğu yoğun ilgiden dolayı şair oluyor. Şairlik kimliğinin yanı sıra pek çok dergide hali hazırda da yazıları devam etmektedir. Çok da sevdiğim bir yazardır. Siz de eğer şiirlerini okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Nar şiiri arkadaşlar. Kızının ismi de Nar bu arada. Ama bunun dışında aynı zamanda bir şiir olarak da edebiyatımızda çok kıymetli bir yeri var. Dolayısıyla Haydar Ergülen'in o imgeci yapısını yoğun bir şekilde burada görüyorsunuz. İmgeci şair dediği zaman aslında onun unvanı da diyebilirim buna imgeci şairlerdendir. Böyle gelirse görebilirsiniz. Genç kuşağın da yakından takip ettiği şairlerden bir tanesidir. Genç kuşağı çok ciddi bir anlamda etkilemiştir arkadaşlar Haydar Ergülen. Şiir ile hayat felsefesi arasında ilişki kurmuştur. Aslında kendi hayat felsefesiyle şiiri de birleştirmiştir diyebilirsiniz. Yoğun ve etkili imge dünyasına sahiptir ve bu imgeleri yalın bir dille de okuyucuya sunmaktadır. Bu da benim için oldukça önemlidir. Peki hangi eserlerini bileceğim hocam? Şiirlerini bileceksin zaten. Yani şu anki dergilerinde sadece düz yazıları görebiliyorsun çeşitli dergilerde ama şairlik kimliği ön plandadır. Nar, karşılığını bulamamış sorular. Bakın böyle kafiyeli gidiyor. Sırat şiirleri, Hafız ve Semender ve Üzgün Kediler Gazeli çok önemlidir. Kedileri de çok seviyor bildiğim kadarıyla. Bir röportajını okumuştum. Röportajında evinde böyle çok fazla kedileri de var. Belki de Üzgün Kediler Gazeli ismi oradan da geliyor olabilir. Peki geçiyorum Enis Batur'a. 80 sonrası şiirin aslında Doğu ile Batı'yı birleştiren şairi. Burada biz daha önceki kodlamalarımızda PewDiePie etkisi falan demiştik. Hatırlıyor musunuz? Enes Batur'la birleştirmiştik. İşte Enes Batur da PewDiePie'dan etkileniyor vesaire videolarında demiştik. Aklınızda buradan kalsın. Enis Batur dediğim zaman arkadaşlar doğuyla batıyı birleştiriyor diyebilirim. Bakın bu çok çok önemli diyoruz. Şiir başta olmak üzere tabii çok yönlü bir sanatçı. Sanat, kültür, felsefe gibi pek çok alanlarda da karşımıza çıkan bir sanatçı. Şiirlerinde şu da önemli. Kent yaşamı içindeki modern insanın bireysel yaşamını anlatıyor. Aslında çok katmanlı bir kültür görüyorsunuz onun şiirlerinde. Kent yaşamının içindeki o modern insanı yoğun bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Şiirlerinde az önce söylediğim gibi hem doğu hem de Batı medeniyetine açılan derin bir atmosfer görüyorsunuz. Bu bizim için oldukça kıymetli. Peki Enis Batur dediğim zaman aklıma hangi eserleri gelecek hocam? Doğu Batı Divanı çok önemli. Yanık Divan, Tuğralar Perişey ve Kanat Hareketleri bizim için önemli. Ama hani öne çıkanları bir yıldızlayacak olursak dedik ya Doğu ile Batı'yı birleştiriyor. O yüzden Doğu Batı Divanı çok önemli. Yine Yanık Divanı ve Tuğralar Perişey biraz daha böyle öne çıkan eserlerden dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Hüseyin Atlansoy'la devam ediyoruz. Önemli bir şair, daha önce soru gelmiş bir şair. Ne bileceğim hakkında? Mistik ve metafizik bir şair olduğunu bileceğim. Daha çok ruhu önemsediğini, bedenden çok ruha önem verdiğini bileceğim ve şiirlerinde de genellikle bunu kullanacak arkadaşlar. Hüseyin Atlansoy dediğimde yine ikinci yeni etkisi yoğun olarak görülecek. Zaten bu şairlerin genel olarak ikinci yeni etkisinin sürdürdüklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Gül şiiri çok önemli benim için.
yıldızlansın. İntihar ilacı, su burcu, soru geldi daha önce. Karşılama töreni, balkon çıkmasında efendilik tarihi yine bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Peki hemen şöyle çekileyim, onu bazen unutuyorum. Şöyle bir ekran fotoğrafı alın, göremiyoruz diyorsunuz. Hüseyin Atlansoy dediğimizi tekrar ediyorum. Bedenden çok ruh önemli, mistik, metafizik dedik. İkinci yeni etkisi dedik arkadaşlar ve Lale Müldür'e geçiyorum. Noktalama işaretlerini kullanmıyoruz. Zaten bu dönemde şunu söylemediler mi? Biz noktalama işaretlerini kullanmayalım dediler ve Lale Müldür'de de bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şiirlerinde bol bol İngilizce sözcük görüyorsunuz. Çok fazla gözüküyor. Yine ne bileceğiz hocam? Daha önce hiç soru gelmedi bu arada ama şeyi seviyor biliyorsunuz Özlem'im. Sormadığını tek bir soruyla böyle pek çok kişi elemeyi seviyor. Sınava da malum 3,5 milyon öğrenci girecek TYT'ye. AYT'ye de işte 2,5 milyon falan yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla elenmemek istiyorsanız satır satır bilmelisiniz arkadaşlar, tamam mı? Yani benim bu çok önemli. Bakın Lale Müldür deyince Buhur Meryem'i bileceksin. Yani adam sana eserini vererek sorar muhtemelen. Ama çok bilindik bir sanatçıysa orada eser vermez. Tamam mı? Bunu bileceğim. Yine Anemon ve Uzak Fırtınası'nı bileceğim ama noktalama işaretini kullanma olması zaten 80 sonrası şiirin genel özelliği idi. Devam ediyorum Ahmet Erhan. Ne bileceğim hakkında? Bak Ahmet Erhan'ı sorarsa sana bugün de ölmedim anne şiirini sorar. Bunu adını bilir gibi bileceksin. Ve şiirlerini şimdiki zamanın duygu resmi diyerek ifade ediyor. Yani bu da onun öne çıkan eseri. Diyor ki yani ben şiirlerimi yazarken aslında şimdiki zamanın duygu resmini çiziyorum sana diyor. O yüzden bunu da bilmek durumundayız arkadaşlar. Ve geçiyorum Şükrü Erbaş. Önemli bir sanatçı. Yine ikinci yeni etkisini devam ettiriyor. Ama bunun yanı sıra yaşama sevinci, yalnızlık, ölüm ve hasreti yoğun bir şekilde görüyorum Şükrü Erbaş'ta. Bütün mevsimler güz. Bu da benim için oldukça önemli diyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum son iki, Ebu Bekir Eroğlu. Ne bileceğim hakkında hocam? Süha Kalaycı takma adı. Bazılarının böyle takma adları var biliyorsunuz ki. Ebu Bekir Eroğlu bunlardan bir tanesi. Süha Kalaycı'yı kullanıyor arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bir de 24 şiiri çok popülerdir ve Kuşluk Saati yine oldukça popülerdir diyorum. Ve Ahmet Telli'ye geçiyorum. Ahmet Telli dediğim zaman da yine imge, ikinci yeminin yoğun etkisi. Ama ne gelir hani önemli eserini soracak olursa ne sorar hocam dersen, Yangın Yılları çok popüler arkadaşlar. Ve yine Hüzün İsyan Olur şiiri oldukça popüler. İki şiirini bilmeniz bizim için yeterli olacaktır diyorum ve 80 sonrası şiiri nihayete erdiriyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Biliyorsunuz ki bu dönemleri genel olarak şiir verip işte bunu kim yazmış olabilir diyor. Ya da sanatçı böyle uzun uzun tanıtıyor ama çok eser vermeyerek de soruyor. Eğer çok böyle işte Lale Müldür gibi, Ahmet Telli gibi böyle farklı sanatçılarsa tabii onun eserini veriyor ama genel manada bu şekilde yapıyor. Bu tarz sorularınız varsa soru bankalarınızda yapamadığınız lütfen yazın. Ben de seve seve cevaplayayım arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle, güç daima bizimle.